Merhaba. Bugün kart okuyucuların evrimiyle ilgili konuşacağız. Ve yeni satın aldığım geçen günkü GoPro problemleri videomda da söylediğim S-Link'in GoPro videomda da söylediğim yakındığım kart okuyucu problemini S-Link'in 2001 adaptörüyle gidermeye çalışacağım. Yıllar içerisinde bu kart okuyucularda bir evrim geçirdiler. İlk kart okuyucular bu standarda SD kart olarak geçen 32 MB'lık bir tane kart. Canon fotoğraf makinesinin kartıydı. Şu şekilde kart okuyucular vardı. Bu konu burası, buradan sonrası beni ilgilendiren konu profesyonel, bu işi profesyonel olarak yapanlar zaten daha üstün cihazlar kullanıyorlardı. Bununla işlerimi görebiliyordum. SD kartları, mini SD kartlar vardı. Bunun şu yarı boyutunda adaptörle beraber kullanıyorduk. Yani şu üst kısmı aynıydı. Mini SD kart diye geçiyordu. Bazı telefonlarda o uygundu. O bitince bu artık kartlar da hızlanınca böyle bir karta geçtim. Bu da USB 2.0 kart reader diye geçiyor. Çin malı. Ucuz bir o zaman şartlarında iyi iş görüyordu. Bunda CF CF kart dediğimiz kart var. Sony'nin kartlarını da okuyor. Pro falan yazıyor. İşte yine SD kart. Şurada da micro SD kartı okuyabiliyordu. Ancak SD kartlar da giderek format geliştiriyorlar. Micro SD SDHC Class 1 den başladı herhalde. Onları bu okumamaya başladı. O zaman şu Frisbee'nin kart okuyucusunu satın aldım. Bunu da Vatan Bilgisayar'dan almıştım. Isparta'ya ilk açıldığı sıralarda. Bu epey bir kahrımızı çekti. Epey kullandım bunu. Dış yüzeyi bu biliyorsunuz plastik böyle kadifemsi bir yapıya sahip. Bu çirkin oldu. Bu epey iyiydi. Saniyede 20 megabit'e kadar okuyordu bu. Ancak bunun da mini USB portu sıkıntılı, sürekli kopup duruyor. Sonra bunu Çin'den güya iPhone cihazlarda kullanmak için iFlash Device diye bir şey aldık. Bu ayrılıyor şuradan. Nasıl ayrıldığını unuttum. Micro USB olabiliyor. Buradan Lightning portu var. iPhone'a bağlayıp bu micro SD kartı ya da SD kartı TF kart diye geçiyor. Onları takıp güya bir tane basit bir uygulaması vardı. Oradan iPhone'dan bilgi alabileceğini ifade ediyordu. Ama yapmıyordu. Bunun yalnız mavi işaretli olmasına rağmen 2 MB, 3 MB okuyabiliyor. Bu 16 GB'lık Samsung'un bir hafıza kartı. Bu konuyla alakası yok. Burada figüran yapacak. Şimdi asıl denememiz gereken kart şu an kayıt halindeki GoPro'nun içerisinde V30 standartının A2 V30 standartında bir kart. Öncelikle şu S-Link'i bunu dediğim gibi Vata'nın internet sitesinde bu yaklaşık 660 630 mu 660 civarında bir fiyatla satılıyordu. Gittim Isparta Vata'na, yok dediler, kalmadı dediler. Teknosa benimle ilgilenmek istemedi. Arkadaş tipimi beğenmedi herhalde. Buradan Teknosa'daki arkadaşlara da selam söyleyelim.
Açalım. Naylonu var. Bunu ben hepsi burada sitesinden satın aldım. 428 liraya. Yani al 200 liranın üzerinde bir düşük maliyetle. Tabi bu da sistem standardının altında. USB 3.0 diyor. Sanırım 3.2'ler falan var. Benim burada öncelediğim konu bu şekilde laptopa ya da bir porta taktığınız zaman bu bayağı bir uzun oluyor. Normalde USB aygıtları aldığım daha küçükleri var bundan. Şu şekilde takıyorum. Yani biraz laptopumuzu tarafa alalım. Odak merkezimizi alalım. Laptopla işimiz bundan sonra. Burada bir çıkıntı oluyor. Bu takılıyor. USB portlarına zarar veriyor. Bunlar daha da hantal. Yanına bir tane daha takamıyorsunuz. Çip portu neredeyse işgal ediyor. Bunun için bu tür da bunun inceleri de var diyeceksiniz de dediğim gibi uzun oluyor onlar da. Onları tercih etmedim. Ben biraz daha kablolu esnek bir yapıyı tercih ettim. Oturur bu şekilde. Bir tane mikro USB kablo çıktı. Neden böyle bir şey yaptılar anlamadım. Burası içinmiş. Hay Allah'ım. Neden mikro USB şey yaptınız ki? S-Link eksiği basıyorum. Cihazdan bahsedelim mi? Teknik özelliklerinden 3.0 interface 3.0 tipmiş. A portlu. USB A portlu. 5 voltluk USB'den güç alıyor. USB Type-C to USB-C. USB A'ya geçirtiyor şu cihaz. Şu aparatı. Sanırım bu benim veri iletişimi biraz daha kısıtlayacak. Ama yapacak bir şey yok. Çok profesyonel bir cihaz da almak istemedim şimdi açıkçası. Şu şekilde Type-C'ye döndüreceğiz. Tip A'dan Tip C'ye çevireceğiz. Female adapter, dişi adaptör, anahtarlık demiş. Bunun için alüminyum body. Evet, metal bir şey var. Burada niye düğme varsa bir yerim açıyor. Reset mi yapıyor? Windows, macOS, Linux, Vista. Vista kaldıysa, Vista'dan önce neler var? Sonra da neler var? 0.9 amper. Çıkışta 4.75, 5.25 volt. Neden öyle bir şey söyledin? 104 megabit, şurası herhalde maksimum speed, 104 megabit bölü saniye. Yani şeyde teknik verisinde sitede 110 gibi okudum ya. 110 gibi okudum ama 104 megabitmiş maksimum. İşte ölçülerini vermiş. Alüminyum bir gövde. Kablolu. Hemen buraya taktığımızda şöyle de takalım. Type-C'ye takacağız tabii. Şöyle taktığımızda burası biraz daha hani çarpma şey anında burada biraz daha esnek olacak. İki türlü de şimdi bundan sonrasını bilgisayarıma, laptopuma geçip hızlarını orada test edeceğim. Kameramdaki kartı takmam gerekiyor. Bu kadar. Başka bir şey de kağıt kürek bir şey çıkmadı içerisinde. Bu mikro USB kablo fena değil. Kalın bir şey de çok da ihtiyacım olacak bir şey değil. Ha, kağıt kürek çıkmadı diyor da çıktı. Burada segment bilgisayar ihraç ediyor herhalde bunlar. İthal ediyor. Kendi üretimi değil büyük ihtimalle. Garanti süresi garantiyle alakalı. Bakım onarım, toz bilmem ne. Evet, garantiyle ilgili
bir belge. Çok da bilgilendirici bir belge değil. Kutumuzu kaldıralım. Her zaman kutuları. Ben kutuları bir müddet saklıyorum. Herhangi bir sorun olduğu konusunda bu şekilde paketleri saklarım. Diğer kutu açılımlarında gördüğüm cart curt yırtmayı sevmiyorum. Şimdi bilgisayarımıza geçelim ve kart okuyucumuzun hızını bilgisayarda test edelim. Tekrar merhaba. Bilgisayarın başına geçtim. Hafıza kartım Samsung 2 Evo Plus A2 V30 Micro SD XC1 havuzun içerisinde U3 herhalde bu da. U3 formatında 256 GB'lık bir model kart. Kartını şu şekilde yerleştirdim. Şimdi tip A'ya bağlayacağım. Bunun 3 ikisi de 3.0 diye şey veriyor. Evet, kartım okundu. Buradan gidelim. Dosyaları görüntülemek için GoPro'nun içerisinde şurada MP4 3.9 GB'lık bir dosya var. Bunu aynı dosyada Ctrl C yapıp C içerisinde masa üstüne kopyalayacağım. Bakalım hızı ne olacak? Evet. 88.9 MB, 90 MB. Evet, stabil bir şekilde aynı hızda aktarımı gerçekleştiriyor. Evet, süre olarak şey üzerinde bir sayaç koyarız olmadı. O şekilde bakarız süreye. Evet, kaydımızı yaptı. Bu arada laptopum Huawei'in MateBook D16 serisi. 2022 sonunda aldım, yani 2023 başı gibi oldu. 12. nesil i7 işlemcisi var. 256 GB'lık bir hard diski ve 16 GB RAM var. Bu dosyayı silelim. Diğer porta geçeyim. Shift delete diyorum. Shift delete diyorum. Portu değiştirelim. Tip A portunda yani portları ölçmüş oluruz. Otomatik aldı. GoPro'da yine aynı dosyayı seçeceğim. 10.037 MP4'ü. Ctrl C yapıp masa üstüne Ctrl ver diyorum. Evet. Bu port biraz daha yavaş. 40 megabit saniye ve aktarıcı. Sandalyemde güzel gıcırıyor. Kayıt alıyor muyum? Onun farkında değilim. Lan. Sanırım alıyor, evet. Alıyormuş.
Evet. Demek ki portun bir tanesi tam 3.0 özelliklerini taşımıyor. Buna bakmak lazım. Evet, bitirdi. Şimdi Type-C anahtarlarının dişi soketi takıp Type-C bağlantı noktasından tip C bağlantı noktasına ilave ediyorum. Dosyamızı yine pardon şunu atalım aşağıya da. Gerçek test yapalım. Evet. Yaklaşık 45 saniye gibi bir sürede kaydedebildi. USB 3.2 diyeceğiz o zaman bunu. Gen 3.2, Gen 2 diyeceğiz. Bunu ben tip A tarafında kullanırım. Bu videoyu kullanmam. S-Link model SL-CR21 USB 3.0 formatında SD ve TF kartları okuyabiliyor. İkisi bir arada memory card reader diyor. Type A Power USB 5.0 diyor. Bu şekilde. Veri yazma hızı konusunda vaat ettiği 104 megabit saniyeyi vermiyor. 90 megabit saniye, yaklaşık %10 daha düşük. Yalnız benim kullandığım kart A2 ve 30 formatında bir microSD kart. Samsung Evo Plus. Cihazı S-Link hayrına göndermedi. Ben parasını verip aldım. İstediğim gibi överim, yererim. Kullanım kılavuzuna baktım. Birkaç defa videoyu durdurdum, tekrar çektim, tekrar. Yani aklıma gelen bütün şeylerini cihazın hiçbir yerinde bana demiş burada hani kullanım kılavuzunu neden okumuyorsunuz? O okunacak ne var arkadaş? O okunacak işte yazmış metal bilmem ne CF defalarca 2-3 defa tekrarlamış. Şunları okurum diyor. Ürünün garanti kapsamı, garanti su dökülüp suya maruz kalırsa çalıştırma talimatları, ürün sıcak bilmem ne. Tozlu ortamlarda cart curt. Bunun bu yan tarafında şurada bir tane micro USB port var. Yanına da bir tane kablo vermişsin. Bu USB port ne işe yarar? Burada bir tane delik var. Ben az önce baktım acaba burası reset düğmesi gibi bilmem ne mi? Buna taktığınız zaman hiçbir şekilde data transferi konusunda bir şey yok. Bilgisayar bunu görmüyor. Buradan bağladığın zaman tip A'dan bağladığın zaman bilgisayara hiçbir şekilde görmüyor. Bu zannedersem harici bir güç vermek için tasarlanmış. Ama neden? Yani neden? Ben bilmiyorum işin açıkçası. Bunu araştırmak da istemiyorum. Bu arkadaş yaz buraya yaz. Ateşe, darbelere, ıslak ve rutubete maruz bırakma. Tamam, bırakmayayım. Başka? Satılan ayıpsız milli bilmem ne tamam. Başka ne yapacağız? Bu ne işe yarıyor? Ben kendi şeyimden kafamdan şey üretiyorum. Acaba yeterli voltaj sağlanmadığı durumlarda şeylerde olurdu eskiden. Taşınabilir hard disklerde ikinci bir port olurdu. Oradan şarj verir yani gücünü oradan alır. Datayı sıkıştırmazdı. Data
tarafını sıkıştırmazdı. Öyle bir özellik mi bu? Yazmıyorsun. Ben de ona göre yorum yapıyorum. Aldım. Şeyini kullanır mıyım? Kullanacağım. Kullanırım. 3 megabit saniyeden 20 megabit saniyeden 90 megabit saniyeye çıktım. İşimi görür mü? Görür. 45 saniyede 4 GB'a yakın bir data transfer ediyor. İşimi görür. Ama bu S-Link'e eksi yazar. Şu kablo S-Link'e eksi yazar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da bu şekilde bir ürün inceleme olsun. Ürün inceleme ve nostalji olsun. Şuradan başlayıp şöyle devam edip buradan buraya gelip yani laptoplarda da vardı kart okuyucular. Ama yeni nesil laptoplara paralar yetmiyor herhalde. Bir kart okuyucu bile şey görüyorlar bize. Laptop olmasa da masaüstü bilgisayarlarda kullandık bunları. Masaüstü bilgisayarlara şey takıyorduk. Bir tane port alıp ön tarafına 3,5 inç port alıyorduk. Oraya kullanıyorduk. Fazla lafı uzatmayayım. Şu bir işe yaramıyor. S-Link. Type-C'ye bağladığım zaman da Type-A'nın hızında ancak şey oluyor. Sadece eğer laptopunuzda Type-A tip A portu yoksa, şu porttan yoksa Type-C'ye bağlamak için bu aparatı kullanmanız gerekiyor. Ben kullanmayacağım. Bunu büyük ihtimalle OTG olarak kullanırım. Bunu da Family adaptör diyor. Anahtarlık gibi. Güzel. Güzel bir anahtarlık. Bu şekilde bir video olsun. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.